Herkese merhaba. Atiye'nin Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şef Salih'le semizotu salatası yapacağım. Bu tarif çok kolay bir tarif ve bu sıralarda internette de çok popüler tam bir yaz salatası. Alışmış olduğunuz sesten farklı bir ses var bugün. Kanalımızın sahibi Atiye Hanım şu an bir şehir dışında olduğu için diyelim bazı sebeplerden. Ben kendisinin yerine kızı olarak sizlerleyim. Tabii onun eline su dökemeyiz ama biz de kendimizce pratik bazı tarifleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle semizotlarımızı güzelce yıkadık. Bunları isterseniz doğrayabilirsiniz. Ben birazcık böyle iri iri kalmalarını istediğim için salatada elimle kopartacağım. Onun harici arzu ettiğiniz kadar şeftali. Benim iki şeftalim vardı. İki şeftalimi kullanacağım. Onun haricinde burada kendi balkonda yetiştirdiğim reyhanım ve fesleğenim var. Yemeklik fesleğen. Biraz da bunlardan ekleyeceğim. Ceviz ekleyeceğiz. Varsa fındık ekleyebilirsiniz. Ben de ceviz olduğu için ceviz ekleyeceğim. Ve sosumuz için de zeytinyağı, nar ekşisi gibi arzu ettiğiniz sos malzemelerini kullanabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Salata tabağımızı aldık. Şöyle iri iri bunları kopartarak başlıyorum. Önce büyük yapraklarını kullanmaya çalışacağım. Duruma göre belki saplarını da ekleyebilirim. Bazen tabi ne kadar iyi yıkasak da böyle kötü yaprakları çıkabiliyor semizotunun. Çok sevsek de semizotu maalesef çalışması biraz insanı yoran bir bitki diyelim. Evet, o kadar semizotundan bu kadar mı çıktı demeyin. Daha çıktı ama ben hem saplarını pek kullanmak istemiyorum hem de tabağı ama küçük seçmişim. Şeftalilerimize de yer kalsın diye kalanını kullanmadım. Onu artık yarın başka bir salatada kullanırım. Şöyle biraz saplarından da ekleyeceğim. Şöyle biraz dağıtalım. Şimdi bu güzellikleri ekleme zamanı. Reyhanları dediğim gibi fide olarak aldım. Balkonda yetiştiriyorum. O yüzden tam o dışarıda gördüğümüz güzel mor rengine ulaştıramadım. Ama lezzet olarak yine de beni üzmüyorlar. Fesleğenler şahane ama. İmkanı olanlar, yetiştirmeye hevesi olanlar. Marketten aldığınız bu fesleğenleri bile birkaç gün bardakta bekleterek köklendirip saksıya alabilirsiniz. Ben bazısını fide olarak aldım, bazısını marketten aldıklarımı köklendirdim. Evet, yeşilliklerle işimiz bitti. Şimdi sahneye şeftalilerimizi alıyoruz. Şeftalilerin kötü olan tarafları varsa onları ayıklayabilirsiniz. Dilerseniz kabuğuyla, dilerseniz soyarak. Ben kabukla kullanacağım çünkü normalde de kabuklu tüketiyorum. Bu şekilde. Bu tarifi şeftalileri biraz tavada karamelize ederek de yapıyorlar aslında. Öyle de deneyebilirsiniz. Ben daha böyle fresh, soğuk bir salat olmasını istediğim için bu şekilde kullanacağım. Şeftalilerimiz hazır. Şimdi onları salatanın üstüne alalım. Bol bol şeftalili oldu benimki. Neredeyse semizotumdan çok var yani. Şöyle bir kısmını şimdilik ayıracağım. Çünkü daha üstüne koyacaklarım var.
Şimdi cevizimizi koyacağız. Cevizleri de dilerseniz elle ya da bir kıracak yardımıyla, dilerseniz böyle kesme tahtası yardımıyla biraz daha ufak parçalara bölüyoruz. Ekleyelim. Şimdi geldik bir diğer eğlenceli kısmına, sosumuza. Sosumuz için burada biraz zeytinyağım var. Siz yaptığınız miktara göre yağ ölçüsünü arttırabilirsiniz tabii ki. Buna ek olarak göz kararı yapıyorum salata soslarımı. Ama size yardımcı olması açısından 2 yemek kaşığına yakın nar ekşisi ekleyebilirsiniz. Ben biraz ekşili seviyorum. Biraz da limon koyacağım. Tabii tuzumuz olmadan olmaz. Biraz tuz ekleyeceğim. Ve salatamız hazır. Gerçekten nefis bir salata oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.